karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Alınacak bu önlemler sayesinde yeni ölümlerin önüne geçilebilir. Mercek altına alınması gereken bir başka konu da okul kantinleri. Okulların açılmasıyla ekipler harekete geçti. Kantin denetimleri başladı. Denetimlerde kantinlerin fiziki şartları ve gıdaların sağlığa uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Onlarla ilgili yazar kısayla ilgili ver bir devamı. Okullar açıldı, kantin denetimleri hızlandı. İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne bağlı sağlık işleri ve zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen ve gıda denetimi gerçekleştirdi. Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde denetimlerde hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir'de ekipler bir okulun kantinine geldi. Kantinin hem fiziki şartları hem de gıdaların sağlığa uygun olup olmadığı test ediliyor. Genel fiziksel şartların kontrolü ve hijyen kontrollerini yapıyoruz. Gıdaların depolama şartlarıyla son kullanma tarihlerine bakarak işte bakanlıkça uygun görülen gıdalar satışı var mı yok mu onların bir kontrolünü yapıyoruz. Kantinlerin hijyen kalitesi denetimler sırasında yapılan testlerle belirleniyor. İlk olarak işletmenin ortam havasından ardından da personel ve yüzeylerin hijyenini değerlendirmek için örnekler alıyoruz. Aldığımız örnekleri mikrobiyolojik olarak değerlendirdikten sonra işletmenin hijyen kalitesi açısından yorumunu yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmada örnekleme çalışması. Örneklerimizi alacağız. Ardından değerlendirmemizi mikrobiyolojik olarak yaptıktan sonra yorum yapacağız. Kantin işletmecileri ise öğrencilerin bilinçlendiği görüşünde. Genelde şimdi çocuklar aslında çok bilinçli olduğu için eskisi kadar mesela işte asitli, gazlı içeceklere yönelmiyorlar. Başakşehir'deki okullarda yıl boyunca kantin denetimleri devam edecek. Bir ara.